1905 yıllarıydı. Yemen'de yine isyan çıkmıştı. Yemen'de isyan çıktı mı, önce Anadolu'da ağıt başlardı. Bu isyanı bastırmak için Anadolu'dan yola çıkan askerlerin geri dönmeyeceğini bilirdi herkes. Redif alayları İzmir'den gemilere binmişlerdi. Kızıldeniz'in nemli havasına alışamayan Anadolu çocukları bir bir hayatlarını kaybediyordu. Kızıldeniz'e asker göme göme gelen gemi Yemen'in Hudeydiye limanına yanaşırdı. Başkent Sana'ya gidişin ilk yolu buradan geçerdi. Şimdi Yemen topraklarını ayak basan Anadolu çocuklarının izlerini takip edeceğiz. Onların geçtiği çöllerden, onların geçtiği dağlardan, vadilerden ve onların öldüğü yerlerden geçeceğiz. Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor acep. Hudeydiye'de öylesine bir rutubet vardı ki kapı ve pencerelerin demirlerini eritirdi. Bu yüzden birçok binada kapı ve pencere bulunmazdı. Geceleyin açıkta olan her şey rutubetten ıslanırdı. Hudeydiye'de kışla olmadığı için askerler açıkta yatardı. Tabii bedenin derinlerine işleyecek hastalık böylece başlardı. İlk buraya ayak bastılar. Hudeydiye'de liman o zaman buradaydı. Gemiler açıkta beklerdi. Sambuk denen kayıklarla askerler tam bu noktadan karaya çıkarlardı. Dedeleri Türk olan mühendis Ali Ömer Şahin'le Hudeydiye'de ilk ayak basan yerde tanışıyoruz. Bu ilginç karşılaşmada o dönemin Hudeydiye limanını anlatıyor bize Ömer Şahin. Burada uzun bir iskele vardı. İşte kalıntıları hala duruyor. Ve tam bu noktada büyükçe bir fener bulunurdu. Gemiler açıkta beklerdi. İskeleye kayıklar yanaşır, asker ve erzak çıkartılırdı. Bu beyaz bina Hudeydiye'deki en önemli yönetim binasıydı. Şimdi su müzesi olarak kullanılıyor. Ancak tamirde. Bu liman şehrinin yönetildiği bina Hudeydiye'ye deniz yoluyla gelenleri ilk karşılayan binaydı. Osmanlı mimarisi hemen dikkat çekiyor. Kapı girişinin üzerinde bulunan Osmanlı tuğrası sökülerek çalınmış. Ne anılar ne hikayeler gizlidir kim bilir bu binanın içinde. İdari binanın biraz ötesinde bir Osmanlı kalesi bulunuyor. Daha doğrusu kaleden arta kalanlar. Hala askeri bölge ancak restorasyonda olduğu için dostumuz Ömer Şahin sayesinde içeri girebiliyoruz. Kale kapısından içeri girdiğimizde bütün anılar ve buruk hikayeler canlanıyor. Bir top arabasının iki tekeri kalmış. Avluya bakan kapıların üzerinde paslanmış kilitler var. Ve kalenin burçlarında denize çevrilmiş paslı 3 Osmanlı topu. Üzerine beton dökülmüş. Kim bilir kaç yıldır bu toplar öylece duruyor. Kırılgan duygular, parçalanmış tarih düğümleniyor boğazımıza.
Hudeydiye sokaklarında geziyoruz. İnanılmaz sıcak ve nefes alınmasını engelleyen nem bizi perişan ediyor. En küçük harekette vücut hemen terliyor ve büyük su kaybı yaşanıyor. Normal şehir hattından su içmek mümkün değil. Zira su hem kaynar denecek kadar sıcak hem de tuzlu. Şehirde Ömer Şahin sayesinde ayakta kalabilmiş Osmanlı eserlerini arıyoruz. Burası eski bir kale. Şimdi ise çarşı olarak kullanılıyor. Ve susuz Hudeydiye'ye su sağlayan bir Osmanlı sarnıcı. Bu yaşlı adam tam 40 yıldır hala faal olan sarnıçtan su taşırmış. Bu şehirde nemden ve sıcaktan ölen asker sayısı bir hayli fazlaydı. Peki ölenler nereye gömüldü? Yani bir Türk mezarı yok mudur bu şehirde? Bütün gezi boyunca yanımızda bulunan Enformasyon Bakanlığı'ndan görevli rehberimiz Ahmet bizi Türk mahallesi olarak bilinen yere götürüyor. Soruyoruz, soruşturuyoruz. Türk mezarı bileni bulamıyoruz. En sonunda 15 yaşlarında bir genç bildiği bir Türk mezarı olduğunu söylüyor. Ara sokaklarda bir bahçeye girip duvarlardan atlıyoruz. Apartmanlar arasında kalmış kimsenin pek bilmediği 50 metrekarelik bir toprak parçası burası. Ve ortada yükselen ağacın altında kalmış bir mezarı gösteriyor genç. Burası yıllardır Türk mezarı olarak biliniyormuş. Klasik Yemenli mezarından farklı. Üzerindeki yazılar okunamayacak kadar eski. Birkaç mezar daha var yanında. Onlar tamamen yok olmak üzereler. Apartmanlarla çevrilmiş bu izbe yerde adı bilinmeyen askerler, belki de komutanlar yatıyor. Kim bilir, belki de sivillerdir. Ne zaman gelmişler, ne zaman ölmüşler ve ne zaman buraya defnedilmişler belli değil. Gürültüler arasında ebedi bir sessizlik içinde yatıyorlar. Bu mezar bilinmeyen Yemen öyküsünün izlerini yansıtıyor bize. Biraz sarsıyor, biraz burkuyor ve yüreğimizi daraltıyor. Ama daha büyük hüznü sonra yaşayacaktık. Zira bu mezardan başka ölen Osmanlı askerine ait hiçbir iz bulamayacaktık Yemen'de. Hudeydiye Sana'ya 250 kilometreydi ve arada Tihame Vadisi vardı ki ölümün diğer adıydı. Bu çöl karışımı vadi geçilecekti. Burada sadece gece yürüyüş yapılırdı. Binlerce asker, topları ve erzakları taşıyan hayvanlar tozdan ibaret topraklara adım attılar. Bu boğucu sıcak, bu inanılmaz rutubet askerlerin dermanını kesiyordu. Çöl iklimine uygun olmayan kalın giysiler, silahların, malzemelerin ağırlığı askerlerin yürüyüşlerini engelliyordu. Tihame'deyiz. Buraya çöl demek de, vadi demek de doğru değil. 90 kilometre enindeki bu düzlük zaman zaman çölleşiyor, zaman zaman vadileşiyor, bazen de çoraklaşıyor. Ama gece ve gündüz hiç değişmeyen özelliği inanılmaz sıcaklığı ve boğucu nemi.
buradan yürüdüler. Bu çöllere ayak bastılar. Sıcaklık ayaklardan başlayıp beyne kadar çıkıyor neredeyse. Ucu görünmez kum dağlarını aştılar. Çorak topraklardan, dikenlerin arasından geçtiler. Ben gidiyorum Rüştü Bey'im ağlam, ağlam. Köz koyup da ciğerimi dağlam, ağlay. Ağlay gitti beni burada eyleme. Yemen'e de benim ağam Yemen'e. İndim ola Mehrali Bey Yemen'e. Binlerce asker, silahlar, toplar, erzak, mühimmat. Her şey bu çıldırtan tihameden geçti. 10 dakika bile dayanamadığımız bu çölde 1905 yılındaki son seferde 10 bin asker muhtemelen 15 gün boyunca yürüdü. Sıcak ve nem küçücük yaraları bile hemen sulandırıyor. Eğer bir bulaşıcı hastalık varsa büyük bir hızla yayılır burada. Tihame bedenin her yanını sular içinde bırakıyor. Büyük su kaybı hemen karşılanmazsa halsizlik ve rahatsızlık başlar. Binlerce askerin ve hayvanın içeceği su nasıl karşılandı acaba? Her zaman temiz tutulması gereken vücutlar acaba yıkanabildi mi? Tihame'nin sarı kumlarında kaybolup gidiyor sorular. Seraplar, hayaller, anılar, ağıtlar birbirine karışıyor. Bir çölde itip gidiyor tüm tarih. Tifoya yakalanmıştık. Bugün 10 kişi hastaysa ertesi günü 30, daha ertesi günü 60-70 kişi hastalanıp yatağa düşüyordu. Salgın yüzünden iş yapacak asker kalmamıştı. 410 mevcutlu taburumuzda 390 kişi hastaydı. Her gün 1-2 ölüm vakası yaşanıyordu. Yolda ölen arkadaşlarımızı bir çukur açıp elbiseleriyle birlikte gömüp geçiyorduk. Bizim taburda 410 kişiden sadece 175 kişi kurtulabildi. Bitmiyor Tehame'nin hikayesi. Bir kum fırtınası tabloyu tamamlıyor. Gözleri kör eden, vücudun her köşesini kaplayan sarı kumlar Tihame korkunçluğuna süs oluyor. Arabamızın tekeri bu doğa şartlarına dayanamıyor ve patlıyor. Kumlar arasında kaybolan yollar geçmişi de silip götürüyor. Ne bir iz var tarihe ait, ne bir yapı. Tihame, Yemen faciasının baş aktörü. Kim bilir kaç Anadolu çocuğunu taşıyor derinliklerinde. Hedef başkent Sana. 90 kilometrelik yol kat edildikten sonra sıfır seviyesindeki rakımı aniden yükselten dağlar başlıyor. Gece yapılan yürüyüşlerden sonra Meneha bölgesine yakın bir düzlükte mola verilirdi. Bu düzlük çöl ikliminden yayla iklimine geçişin başlangıcıdır. Askerler burada mola verir, yeni iklim koşullarına alışmak için hazırlık yapardı. Tihame Vadisi'nde çöl hastalıklarına yakalananlar burada fenalaşırdı. İklim değişiminden dolayı birden açığa çıkan hastalıklara yakalananlar çadırda ya da açıkta tedavi edilmeye çalışılırdı. İyileşemeyenler ne ileri ne de geri götürülür, burada hayatlarını kaybederdi. Salgın hastalıklarda ölen askerler açılan toplu mezarlara gömülürdü. Yemen'in her tarafı Türk mezarlığıdır. Ama bu düzlük
en büyük toplu mezardır. Bu düzlüğü bulmak için Menaha'da herkese Türk mezarlığı soruyoruz. Biri kuzeyi, biri güneyi, biri batıyı gösteriyor. Anlıyoruz ki Menaha'nın her tarafı Osmanlı mezarı. Menaha'dan önceki tek düzlük burası. Yüzyılı aşkındır Sana'ya bu yoldan gidiliyor. Muhtemelen askerler burada mola verdi. Burada çöl hastalıkları ortaya çıktı. İhtimaldir ki ölenler bu dağ yamaçlarına gömüldüler. Doğa şartlarını en büyük kayıpların verildiği bu vadide yine iz yok, yine bir işaret yok. Buradan asker geçirmek büyük tehlikeydi. Bu sarp kayaların arkasına saklanan kabileler kimi zaman aniden baskın yapar, askere büyük kayıplar verdirirdi. Bu yolları aşmak için kimi kabilelerle anlaşıyorduk, kimiyle savaşmak zorunda kalıyorduk. Dağ keçisinden bile çevik olan kabile savaşçıları 2 kilo unla dağ yollarında büyük hızla yürürken bizim askerlerimiz bu şartlara alışık olmadığı için hareket bile edemiyordu. Bu yüzden Sana'ya ulaşıncaya kadar çarpışmalarda çok kayıp verdik. Hudeydiye Sana yolu inanılmaz dağlık ve sarp bir coğrafyaya sahip. Kartal yuvalarını bile geride bırakan tepelere evler, kaleler yapmış Yemenliler. Orduların tuzağa düştüğü bölge burası. Zira Menaha'dan Sana'ya gitmenin başka yolu yok. Tihame düzlüğünden sonra 2000 metre yükseğe çıktık. Ve gözlerimizin seçemediği yüksekliklerde siperler, küçük kale yapıları hala pusu kurumuş gibi yolu bekliyor. Bir yandan bu şaheser yapılara hayranlıkla bakıyoruz, bir yandan bu derin vadide yitip giden askerleri düşünüyoruz. Gri'nin tüm tonlarını taşıyan uçsuz bucaksız dağlar önümüze dikilmiş. Aşılacak bu dağlar. Tihame'de kum tepeleri ne kadar ürkütücü ise bu dağlar da o kadar ürkütücü. Ama her ne pahasına olursa olsun geçilecek. Şimdi asfalt yolda 4 çekerli ciplerle geçtiğimiz bu dağlardan yürüyerek nasıl geçildi acaba? Dağlar birbirini izliyor, yollar ardı sıra kıvrılıyor ve bir türkü dolanıyor ortalık yerde. Ordu Sana'ya giderken yol üstündeki kasabaları da ele geçirirdi. Sana'ya 50 kilometre uzaklıktaki Süla kasabası bunlardan biri. Sülalılar bir vadiye götürüyor bizi. Buradan saldırmış Osmanlı. Bu derin vadiye hakim kasabadan da ateş açılırmış askerlerin üzerine. Göz alabildiğince uzun vadide binlerce asker yatarmış. Geçmiş zamanlara ait masalları anlatıyor sanki çocuklar. Sanki hayal aleminde aksakallı dedelerinin anlattığı bir peri masalı. Gelmişler, binlercesi ölmüş ve buraya gömülmüşler. İşte bu kadar basit cümle ediliyor Anadolu'ya kabus yaşatan öykü. Muhteşem görünümdeki Şibam ve Kakaban kasabaları da hemen Süla'nın yanı başında. Şibam 2200 metre yükseklikte deniz seviyesinden. Kakabansa 3000 metre. Kıvrıla kıvrıla tırmanıyoruz Kakaban'a. Şaşılacak derecede düzgün yollar. Yemen'de
Bulutlar evlerin altından geçer derlerdi de inanmazdık. Gerçekten de Kakaban'a çıkarken bulutlar altımızdan geçiyor. Buraya bulutlar ülkesi diyor kameramanımız Adem. Bu muhteşem kasabanın girişinde bir Osmanlı kalesi karşılıyor bizi. Hala dimdik, hala görkemli, hala vakarla duruyor. Artık kafamızı çatlatan soruları sormuyoruz. Bu kale malzemesi nasıl taşındı buraya? Nasıl inşa edildi? 3000 metre yükseğe toplar nasıl çıkartıldı? Onca karşılaştığımız şeyden sonra zihin bunaltan soruları artık sormuyoruz. Kakaban, aşağıdaki Şibam'a ve bulutlardan pek fazla görünmeyen geniş vadiye tam hakim bir yer. Kakaban'ı ele geçiremeyen ne Şibam'ı alabilir ne de geniş ovadan geçebilir. Kakaban'ı almak da öyle kolay değil. Sağ tarafta bir kartal yuvası gibi çöreklenmiş küçük bir kale var. İmamların inşa ettirdiği bu kaleden sürekli top atışı yapılırmış. Aşağıdan yapılacak tüm saldırılar bu yükseklikten rahatlıkla püskürtülürmüş. Bulutlar ülkesinden bu kez aşağıya iniyoruz. Şibam dağın eteğine yaslamış kendini. Yine bir iz arıyoruz. Gençler bir toprak yığını gösteriyor bize. Türk mezarlığıymış. Yukarıdaki Kakaban'da ölen Türk askerleri atılırmış buraya. İnansak bir yanımız, inanmasak öte yanımız acı veriyor bize. Bastığımız toprak canlıymış gibi etkiliyor. Asıl etkileyici görüntü biraz ileride karşılıyor bizi. Yemenliler der ki, biz Osmanlı'yı Müslüman olduğu için kendi mezarlığımıza gömeriz. Bu yüzden ayrı bir Osmanlı mezarı bulamazsınız. Çocuklarınızın gömüldüğü yeri soruyorsanız, işte bizim mezarlığımız. Burada yatar Osmanlı çocukları. Şibam'daki bu büyük taş yığınına mezarlık demek zor. Öylesine serpiştirilmiş her taşın altında birileri yatarmış. 3000 metre yükseklikteki Kakaban'ı ele geçirmek için yapılan saldırılarda ölenler buraya gömülmüş. Buraya, yani taş yığınlarının altına. Cümleler kara taşlar gibi sessiz kalıyor burada. Adı bilinmeyen Anadolu evlatlarının kim bilir kaçı burada gömülü. Kara taşlar acaba kimi işaret ediyor? Bu biçimsiz mezarlar altında yatanlar için bir Fatiha okuyan var mı acaba? Bilinmez sorular yine mavi gök kubbenin içinde çınlıyor. Yine kara bahtlı Yemen topraklarında yitip gidiyor. Cevabı hiçbir zaman öğrenilmeyecek sorular bunlar. Biter kalmış, uzar gider vermez yemiş. Şol Yemen'de can verenler, biri Mehmet, biri Memiş. Biri Mehmet, biri Memiş. Bulutlar şehri Kakaban'a, kara taşlı mezarlığa ve Süla'daki ölüm vadisine veda edip hedef şehir Sana'ya doğru yol alıyoruz. Çarpışmalardan, açlıktan, Sarp dağlardan kurtulan askerlerin izini takip ediyoruz yani. İşte Sana, kadim şehir. Uğruna nice canların feda edildiği, nice ağıtların yakıldığı muhteşem güzel. Bir Acem halısı gibi işlemeli evler, göğe el açan minareler, sarının tonlarına bürünmüş bin yıllık binalar. Yemenlilerin, şehirlerin anası dediği Sana burası.
2200 metre yükseğe kurulmuş bu şehir sanki tarihten fışkıran bir pınar gibi. Muhteşem evler Sana'nın en büyük hazinesi. Gelin gibi süslü, gelin gibi nazlı duruyorlar. Tarihin her devresinde Sana Yemen'in hayat kaynağıydı. Hep bu şehre komutan olmak istedi askerler, hep bu şehre taht kurmak istedi hükümdarlar ve hep bu şehir için döküldü kanlar. İlk isyanda hep bu şehir kuşatıldı. Sana'nın 7 kapısı vardır. Son isyanda İmam Yahya Sana'ya giden bütün yolları tutmuştu. 7 kapıdan ne kimse içeri girebiliyordu ne dışarı çıkabiliyordu. Kuşatma sıcak hava gibi boğuyordu bizi. Sana'ya yakın köyler, karakollar, burçlar bir bir düşüyordu. İstanbul'a telgraf çekmek de mümkün değildi. Çünkü telgraf telleri kesilmişti. Gizlice adamlar gönderip çok uzaktaki Haraz bölgesinden telgraf çekiyorduk. Sonra bu adamlar asiler tarafından yakalanıp kafaları kesildi. Giden telgrafların akıbetini ancak cevap geldiğinde öğrenebiliyorduk. Yedi kapılı Sana. Artık böyle anılmıyor bu şehir. Yedi kapısından sadece bir kapı ayakta kalabilmiş zira. Babül Yemen diyorlar son kalan kapıya. Muhteşem bir görünümü var. Orijinal kapı yıkılmış, yerine UNESCO'nun desteğiyle orijinalinin aynısı yapılmaya çalışılmış. Bu kapı hala Yemenlilerin övünç kaynağı. Kuşatmayı kırmak için 5. Ordu artıklarından bir kuvvet çarpışa çarpışa Sana'ya girmeyi başardı. Ancak bir süre sonra bu kuvvetin asilere yenecek güçlü olmadığı ortaya çıktı. Şimdi onlar da bizimle birlikte Sana surları arasında mahsur kaldılar. Her geçen gün dayanacak gücümüz azalıyordu. İstanbul'dan asker göndereceğiz, yola çıkartacağız diye telgraflar geliyordu. Beklememiz isteniyordu. Ama açlık artık dayanılmaz hale geldi. Şimdi yük taşıyan katır, eşek ya da develeri keserek yiyoruz. Günlük 30 gram çorba katığı dağıtabiliyoruz. Sana içinde el koyacak erzak bile kalmadı. Açlıktan her geçen gün yeni firarlar yaşanıyor. Hayatlarını garanti eden surları delip kaçıyor kimi askerler. Bu surlar nice kuşatmalara tanıklık etti. Ölüm kuşatmalarında toplardan, tüfeklerden korurdu askeri. Onlar da yıkılmış. Yine UNESCO'nun yürüttüğü programda onarılmış aslına uygun olarak. Sana'yı yıllarca koruyan surlar şehrin ortasında kaybolsa da hala cazibesini koruyor. Surlar gibi Sana'daki birçok Osmanlı eseri de yıkılmış. 10 yıl önce daha fazla varmış. Ancak Yemenliler bakımları yapılmayan ve koruma altına alınmayan birçok yapı gibi onların yerine başka binalar yapmış. Sana'da ayakta kalabilen binalardan bir kışla ve kale hala askeri hizmet amaçlı kullanılıyor. Oraları görmek ve çekim yapmak yasak. Bir diğeri harabe halinde kaderine terk edilmiş. O da küçük bir kışlaymış zamanında.
Ayakta kalabilen yapılardan biri Bekriye Camii. Hala estetik görünümüyle dikkat çekiyor. Bir başka bina Milli Eğitim Bakanlığı olarak kullanılıyor. Oldukça sağlam görünen bu binada sadece dışarıdan çekim yapabiliyoruz. Sana da izler tükenmiş zamanla. 100 yıl önce taşına toprağına sinen Osmanlı kokusu yok artık. Yemen Büyükelçiliğimiz Yemen'deki Osmanlı eserlerinin bir envanterini çıkarmış. Bunların korunması ve restorasyonu için Ankara'ya bir rapor göndermiş. Ancak Ankara para olmadığını söyleyince rapor tozlu raflara kaldırılmış. Tarihi eserler kendi kaderine terk edilmiş kısacası. Artık yiyecek, eşek, katır hatta süvari bineği bile kalmadı. Askerler halkın bahçelerindeki ham meyve ağaçlarına saldırıyorlar. Açlık ve yokluktan ölümler başladı. Asker, subay ve ailelerinden günde 60 kişi ölüyordu. Bir ay evvel 6000 civarında olan asker sayısı ölümler, firarlar ve kayıplar yüzünden şimdi 2000'e düştü. Elde kalanlar savaşamayacak kadar bitkin durumdalar. Askerlerin kimi elindeki tüfeği 2 ekmek parasına satmaya başladı. Açlıktan aklını oynatan ve firar edenleri silahla tehdit etmemize rağmen durduramıyoruz. Çarşıda, sokaklarda, terk edilmiş binalarda dolaşan zihinleri durmuş askerler, vücutlarından istifade edilemeyecek mahluklara dönüştüler. Bu sokaklar, kuşatmayı bu sokaklarda yaşadılar. Bu binalar çıldıran askerleri gördü. Haykırışlar bu toprak duvarlara çarpıp boşlukta kayboldu. Bu dar sokaklar, çaresizlik içinde koşan, kaçışan nice Osmanlı neferine şahitlik yaptı. Eski Sana denen bu yerlerin her gölgesinde, her aydınlık noktasında bilinmez dramlar gizli. O zamanlar Türklerin yoğun oturduğu sokakları gezerken bir Osmanlı dostuyla tanıştık. Haşim Muhammed Acemi yarım yamalak Türkçesiyle anlattığı gibi babası İsmet İnönü'nün sınıf arkadaşıymış. Tarih kitabından okur gibi konuşuyor. İslam devletiydi Osmanlı diyor. Araplar ihanet etti ona. Kudüs elden gitti. Araplar şimdi ihanetin cezasını çekiyorlar, diyor. Sıcak, sımsıcak bakıyor bize. Babasını Osmanlı'yı anlatıyor. Tarihin arka sokaklarında kalanlardan bahsediyor. Yemen'de kalan Türkleri artık bulmak kolay değil. Şimdi 3. kuşak Türkler yaşıyor burada. Onlar da Türkçeyi ve Türk geleneklerini unutmuş gibiler. Ama hala Osmanlı soyundan gelmek övünç kaynağıdır onlar için. Kuşatmadan önce şehrin 70 bin olan nüfusu 20 bine düşmüştü. Kuşatma sırasında aileler duygularını saklayarak kendilerini sokaklarda ölüme terk ettiler veya yüzlerini kendi evlerinin duvarlarına dönerek ölümü beklediler. Türk garnizonunun mevcudu 11 bindi. 9 bin asker açlıktan perişan olup ölmüştü. Direniş ve kuşatma harp tarihinde şerefli bir yere layıktı.
Sanadaki kuşatma yetmezmiş gibi o tarihlerde bir de İngilizlerin desteklediği İmam İdris Taiz şehrinde isyan başlattı. Osmanlı askerleri bir de onunla savaşmak zorunda kaldı. Muhteşem güzellikte ama oldukça sarp yollardan Taiz'e ulaşan askerlerin suyu bitince Taiz'deki muharebelerde İmam İdris'e üstünlük sağlanamamıştı. Sana'daki asıl kuşatmanın yönetildiği ana üs, Sana'ya 100 kilometre uzaklıktaki Şihare bölgesiydi. Yemenli imamlar 400 yıl boyunca hep buradaki kaleden yönetirdi kuşatmaları. Çünkü Şihara ulaşılmazdı. Şihare'yi gören tek Türk bendim galiba. Hayvanla Sana'dan 6 günde gidilirdi. Denizden 3000 metre yükseklikdedir. Dümdüz duvar gibi yüksek yamaçların arasından, korkunç uçurumların kenarından çıktık buraya. İmamın bulunduğu yere geçmek için 800 metre derinlikte bir yerden geçmek gerekir. Burayı geçmenin tek yolu küçük kemerli köprüdür. İsyanlar bastırılırken burada yaşayan imamların ele geçirilmesi için bir defasında büyük bir taarruz yapılmıştı. 40 taburluk asker buraya çıkmaya çalışmıştı. Fakat ne çare ki yollara düşen insanlar denize düşmüş gibidir. Kuvvet ne kadar çok, asker ne kadar fedakar olursa olsun burada manevra yapamaz. Bulunduğu yere saplanır kalır. Keçiden bile çevik Yemenli kabileler bu yamaçlarda sıkışan askere saldırır. Askerin üzerine kurşun ve kaya yağardı. Bu bölgede sel yerine kan aktı demişlerdi bana. Şihara felaketini hiçbir zaman unutmadık. Yemen türküsünde geçen Muş'un aslında Yemen'de bulunan Huş bölgesini işaret ettiği söylenir. Yemen'de Huş diye bir yer yok. Buna en uygun tek yer Şihare'ye gidilirken geçilen Hus kasabasıdır. Gerçekten yolu yokuştur. Şihare katliamını yaşayan askerler Hus'tan geçmişlerdi ve buradan geçenlerin birçoğu geri dönmedi. Hus ismi Türkçe'de kullanılırken daha sonraları değişerek Huş'a dönüşmüş olabilir. Ancak bu konuda kesin bir ifade kullanmak doğru olmaz. Yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne işti. Askeri ve idari yetkililerle karar verdik. İmam Yahya'ya heyet gönderecektik. Bütün Yemen'in bu en güçlü adamına seçtiğimiz bir heyet gitti. Eğer kuşatmayı kaldırmazsa aynı dinden olduğumuz halde bütün asker ve aileleri ölecek dendi. Bir Müslüman olarak kuşatmayı kaldırması istendi. İmam Yahya, bütün Yemen Türk mezarı olduğu halkın dilinde dolaşıp dururken siz Yemen'den el çekmiyorsunuz. Suriyeliler bir daha Yemen'e asker göndermeyeceklerine dair sultana haber göndermişler. Ben şimdi bir daha Yemen'e Türk askeri ve memuru gelmeye cesaret edemeyecek derecede şiddet uygulayacağım. Eğer teslim olmazsanız toplu katliam olacak demiş. Bizim heyet teslim olmaktansa surların içinde açlıktan ölmek daha evladır cevabını vermiş. Ve hiçbir Osmanlı'nın Yemen'e gitmemek gibi bir düşüncesinin asla olamayacağını söylemiş. Vazgeçmediler. Bir imparatorluk askeri olarak teslim olmayı hiç düşünmediler. Ölüm daha yakındı onlara. Bir çöl adamına, bir kabileye koca imparatorluğun ordusu nasıl teslim olabilirdi ki? Böyle düşünüyorlardı, böyle düşünerek ölüyorlardı. Buna imparatorluk gururu denirdi herhalde.
Sonraki görüşmelerimizde İmam Yahya biraz yumuşadı. Bir miktar yiyeceğin girmesine izin verdi. İmamla hiç olmazsa geride sağ kalanları kurtarmak düşüncesiyle Sana merkezinin Hudeydiye'ye taşınmasına yönelik bir anlaşma imzaladı. İstanbul bunu onaylamıştı. Zira İtalyanlarla başlayan savaş ve Balkan Harbi'nin çıkma ihtimali bu kararın alınmasına neden olmuştu. Ahmet İzzet Paşa komutasında Anadolu'dan yola çıkan kuvvetler geldiğinde Sana tekrar geri alınacaktı zaten. İstanbul'a gönderdiğimiz son telgrafı cevap olarak Yemen'de bulunan sürgünlerin kaçırılmaması için dikkatimiz çekildi. Padişah Abdülhamit'in bu isteğine dikkat edecektik. Sana'dan ilk kafile Nisan 1906'da çıktı. ...400 yıl önce fethedilen Sana'dan ilk çıkış değildi bu. Nice isyanların sonrasında bu şehir terk edilmiş, sonra Anadolu'dan gelen ordular yeniden bu şehri geri almıştı. Bu son çıkış değildi ama en acı çıkışlardan biriydi. Sana bir kez daha geri alınacak, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha geri dönülmemek üzere Yemen'den çıkılacaktı. O çetin yollardan Hudeydiye'ye dönüyorduk. Menaha'ya vardığımızda kafilede ölümler görülmeye başladı. Sıtma salgını olmuştu ve birçok kişi bu yüzden hayatını kaybediyordu. Ben de bu hastalığa yakalandım. Kafile doktoru benimle özel olarak ilgileniyor, endişe edilecek bir durum yok diyordu. Birkaç gün sonra bu doktor sıtmadan hayatını kaybetti. Menaha'da, o meşhur düzlükte, yani Türklerin toplu mezarlığında hem Sana'ya gidişte hem de Sana'dan çıkışta ölüm haraç alır gibi can alıyordu. Kafile dönerken büyük kayıp vermişti. Bu kayıp Anadolu'ya varıncaya kadar denizde de devam edecekti. Yemen'de şimdiye kadar kaç Türk öldü? Yemenli tarihçiler Osmanlı'nın 400 yıl boyunca Yemen'de 500 bin kayıp verdiğini ileri sürerler. Bu rakamı doğrulayacak bir belge yok. Şu ana kadar toplam ölü sayısı hakkında kesin bir rakama rastlanmadı. Yemen'e gidenler gibi ölü sayısı da hep meçhul kaldı. Artık dönüş için Hudeydiye'deydik. Aylardır açlıktan kırılan askerler çarşıda yiyeceklere hücum ettiler. Halk ve esnafla askerler arasında bu yüzden silahlı çatışma çıktı. Birçok asker ve halk hayatını kaybetti. Bizi İstanbul'a götürecek gemiyi bekliyorduk. Sonradan öğrendik ki Süveyş Kanalı yönetimi Osmanlı'nın borçlarından dolayı gemilerin geçişine izin vermiyormuş. Bir gemimize de el koymuşlar. O gün Hudeydiye'den geri dönülürken Ahmet İzzet Paşa komutasında büyük bir kuvvet de Yemen'e doğru geliyordu. Ölüm nöbeti değişiyordu yani. Yaşayan ölülere dönen bu genç bedenlerin yerine şimdi ölüye çevrilecek genç bedenler geliyordu. Son isyandan kurtulanların çok azı dönebildi Anadolu'ya. 900 kişiden oluşan asker taburları geri dönerken gemilere bindiğinde sayıları 50'ye düşmüştü. Onların da yaşamları hiçbir zaman normal olmadı. Ahmet İzzet Paşa komutasındaki ordu büyük kayıplar vermeyi göze alarak Sana'yı ele geçirdi. Asilerin bir kısmı yine Şehara bölgesine kaçtı. İmam Yahya'ya yarı otonom haklar tanıyan bir anlaşma imzalandı. İmam Yahya İngilizlerin silah ve para vaatlerini aldırmadan yapılan anlaşmaya ölünceye kadar sadık kaldı. Son Osmanlı Yemen'i terk ettiği zaman gelip askerleri alınlarından öptü. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yenilmesiyle birlikte
Yemen'den bir daha dönülmemek üzere geri çekildi imparatorluk. 400 yıllık serüven 1918'de bitmişti. Savaştan sonra 1919 yılında Yemen'i terk eden son Türkler bizlerdik. Buralardan giderken yüreğim burkuluyor. Hatta benliğim sarsılıyordu. Çünkü Türk ordusunun son kafilesi Yemen'i bırakırken orada yatan şehitlerimizden "Nereye gidiyorsunuz? Bizi unutacak mısınız?" diyen sesler işitir gibi ruhumu saran ve sarsan hisler altındayım. Mübarek şehitlerin yattığı topraklara bastıkça büyük bir günah işliyormuşçasına irkiliyordum. Zihnim yalnız onları düşünüyor, hayallerim yalnız oraları görüyor. Yemen'den ayrılan asker dahil son Türklerin sayısı 3000'in üzerindeydi. Mondros Anlaşması gereği hepimiz İngilizlere esir düşmüştük. Neden vazgeçmedik Yemen'den, bu kurak topraklardan, bu ölüm diyarından? 1869'da Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte stratejik önemi pek kalmayan bu ülkeden neden çekilmiyorduk? Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa Yemen valiliğine çektiği telgrafta "Yemen'i terk edersek ne olur?" diye sormuş. Yemen valisi "Derhal çekilelim, iyi olur." diyecekmiş ki iki şey engel olmuş buna. Biri telgraf hatlarının kesik olması, diğeri gururları. Koca imparatorluk bir kabile yüzünden bir ülkeyi terk etti dedirtmezlerdi kendilerine. Bunu telaffuz etmek vatan hainliği anlamına gelirdi onlar için. Yemen'den çekilmemizi engelleyen en önemli şey, belki de şimdi hiçbir şekilde tanımlayamayacağımız bir duygu olan imparatorluk gururuydu. İşte her gün söylediğimiz türkünün ardında böyle büyük bir öykü yatmakta. Ne gariptir ki bu büyük öyküyü çok az kişi biliyor. Ve daha nice türkülerimiz var ki ardında büyük hikayeler barındırır ve biz bunları bilmeyiz. Belki de korkularımızı yenip coşkusuyla, zaferiyle ve Yemen gibi dramıyla birlikte tarihimizle barışmalıyız. Tarihimizle, yani geleceğimizle barışmalıyız. Yemen bir imparatorluğun topraklarını korumadaki duyarlılığını gösterir. İmparatorluk gururu büyük dramlara neden olsa da bunu gerektiriyormuş demek ki. Belki bundan sonra yapabileceğimiz en önemli şey burada yatan ve izlerini bulamadığımız çocuklarımızın anılarını yaşatmak olmalıdır. Hem Yemen'de hem Türkiye'de. Yemen tarihini günahlarıyla ve sevaplarıyla yaşadık. Umulur ki ders alınır ve tarih bir daha tekerrür etmez.